Merhaba sevgili canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bir hafta daha geçti. Yine birlikteyiz. Hafta nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir. Müsaadenizle Hakkın Şahlığı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Hep Hakkın Şahlığından bahsediyorum. Semavi Şahlık. Hak'tan gelen Şahlık'tan bahsediyorum. Yine Hazreti İsa'nın sözlerinden esinlendim. Bu sefer hem cinli, hem kör, hem dilsiz bir adamı iyileştiriyor. Yani cini çıkartıyor ve adam birdenbire görebiliyor ve konuşabiliyor. Halk da hayran kalıyor, şaşırıyor. Diyor ki böyle bir şey görmedik. Halbuki yine aynı Ferisi mezhebinden, yani katı, bağnaz, yobaz mezhep olan Ferisi mezhebinin mensupları, hayır diyor, bu kesin şeytanın gücüyle yapıyor. Beelzebub'un gücü. Yani Yahudiler eskiden şeytana Beelzebub demişler. Sineklerin efendisi. Ama şeytan demek istiyor. Yani bu şeytani bir şeydir. Korkun, İsa'dan uzak durun gibi bir mesaj veriyorlar. İsa ruhuyla onların düşüncelerini anlıyor ve diyor ki bu mümkün mü? Bir ülke iç savaş içindeyse o ülke ayakta kalabiliyor mu? Felakete uğrar. Ayakta kalamaz. Veya bir şehir veya bir aile, büyük aile veya bir sülale, aşiret düşünün, içinde kan davası var. Veya çok büyük bir kavga var. Bölünmüş. O ayakta kalabilir mi? Şeytan, şeytana karşı savaş içindeyse, şeytan kendi şeytanlarını kovuyorsa, çıkartıyorsa, ayakta kalamaz. Yani onun hükümranlığı biter. Süremez. Sonra diyor, sizin kendi cin çıkartanlarınız size karşı çıkacaklar, diyecekler. Hayır, böyle olmaz. Yani şeytan şeytana karşı savaşmaz. Ama diyor, eğer ben Hakk'ın gücüyle, kutsal ruhun kuvvetiyle bu cinleri çıkartıyorsam, demek ki Hak'tan gelen şahlık sizin aranızdadır. Ne demek? Kendisi şah. Şah geldi artık. Anlayın. Tanıyın. Sonra diyor, çok güçlü bir varlık, diyelim ki güçlü bir adam var. Eğer biri onun evini soyacaksa, o güçlü adamdan daha güçlü olmalı. Yani kendi gücüne eşit olmayacak. Daha güçlü biri gelecek, o adamı bağlayacak, zapt edecek, bağlayacak ve ondan sonra rahat rahat onun evini talan edecek. Ne demek istiyor? Kendisi şah ya. Şeytanın gücünden çok çok kat be kat daha güçlü. Çünkü Hakk'ın gücüyle geliyor, şeytanı bağlıyor. Şeytanı etkisiz hale getirir, zapt ediyor. Ve sonra şeytanın hükümranlığının içindeki insanları tek tek kurtarır. Kurtarıyor zaten. Hala da kurtarıyor. Beni de kurtardı, sizi de kurtarır. Sonra diyor, ama benden yana olmayan aslında bana karşıdır. Ve benimle birlikte toplamayan aslında darma duman ediyor her şeyi. Yani ortada kalmak diye bir şey yok. Ya İsa'dan yana olacaksınız ya da ona karşısınız. Bu çok ciddi bir şey. Hepimiz kabul edelim ki Hakk'ın şahlığı geldi artık. Geldi dünyaya. Evet, paylaşıyorum. İnşallah beğenirsiniz.
Hula cinleri çıkarır, Hakk'ın şahı bize geldi demek. Cinleri Hakk'ın ruhu ile kovar, Hakk'ın şahı size geldi demek. Cinleri Hakk'ın ruhu ile kovar, Hakk'ın şahı size geldi demek. Cinleri Hakk'ın ruhu ile kovar, Hakk'ın şahı size geldi demek. Bir adamın evine girer, evi soymadan o adamı balar. O zaman evi talan edebilir, Hakk'ın şahı size geldi demek. O zaman evi talan edebilir, Hakk'ın şahı size geldi demek. O zaman evi talan edebilir, Hakk'ın şahı size geldi demek. İsa Ruhullah'tan yana olmayan ona karşıdır demek ona düşman. Tanınan vardır ona inanan, Hakk'ın şahı size geldi demek. Ondan yanalardır ona inanan, Hakk'ın şahı size geldi demek. Ondan yanalardır ona inanan, Hakk'ın şahı size geldi demek. Kervanım İsa'dır bizi kurtaran, İsa ile birlikte toplamayan. Eğliyor demektir hep darmaduman, Hakk'ın şahı size geldi demek. Eğliyor demektir hep darmaduman, Hakk'ın şahı size geldi demek. Eğliyor demektir hep darmaduman, Hakk'ın şahı size geldi demek. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, biz ona karşı olmayalım. Ondan yana olalım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olabilirsiniz kanalıma, yorum da yazabilirsiniz. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, sevinçte kalın, esen kalın, hoşça kalın.